Mevlüt Bey, hatırlatır mısınız? Siz çok net bir şekilde hatırladığınızı söylüyorsunuz. Isparta'ya apar topar taşınma kararı verdiler diyorsunuz. Ve de ben tamam. O zaman sürekli köyde görüyordum diyorsunuz. Görüyordum, beraber çalışmadık mı seninle biz? Ağaç kesmedik mi seninle? Tamam hoca, 2007'de kestik evin yandığı zaman, unutma. Ne 2007'de kestik? Başta ne 2007'de kestik? Motorun batıkasını, hiç çalışmadık mı seninle biz? Çalışmadım tabii, ben Isparta'ya gittim o zaman. Ne zaman gittin Isparta'ya? Manette iyi biliyorum. Ne zaman gittin Isparta'ya? Ne zaman gittin Isparta'ya? Ağaç kesmeye ne zaman gittiniz? Ağaç kesmeye, Mustafa ile ağaç kesmeye hangi 2013'ün hangi ayında gittiniz? Hatırlıyor musunuz? Ne zaman kesilir ağaçlar? Ya kış zamanlarında biz... Fark etmez. Kış, her zaman Ocak, kesilir. Şubat herhalde 2013. Ağaç her zaman kesilir. Ağaç her zaman kesilir. Boşluk bulduğumuz zaman biz ağaç keserdik, çalışırdık. Peki elma toplamaya öncesinde Fatma gittiğini söylüyor. O sıralarda düzenli bir şekilde çalışıyor muydu yoksa sürekli evde miydi Mustafa? Biz elmaya Fatma'yla şeyden Isparta'dan geldikten sonra gittik. Yok, öncesinde. Öncesinde diyor ki ben elma toplamaya gittiğimde ondan sonra genellikle benim eşim evdeydi. Ne olduysa o arada oldu diyor. Biliyor diyor kızıma ne olduğunu. Ve ben de Mustafa da diyor ki ben Isparta'daydım diyor. Ben köyde değildim diyor. Elma zamanında Mustafa gelirdi köye. Ama en çok net Ali Yıldız'la gittikleri için Ali Yıldız daha bir iyi bilir onun gidip gitmediğini. Peki Mustafa gelip size beni işte Isparta'ya götür diye istedi mi istemedi mi? Ağaç keserken de konuştu. O zaman yakın bir zamanda gittiniz yani. Şükür benim arabam hala duruyor da. Arabam satık değil. Benim arabam evim içinde duruyor da hala. Anladın mı? Varmış arabası Mustafa. Ben niye görmüyorum arabasını? Daha arabamı satmadım ben, daha duruyor benim arabam. Yani arabası falan gel yok. Gel göstereyim arabamı. Arabamın daha plakasını verin mi? Sorgula orada. Arabam daha duruyor benim. O arabanızı istedi sizin. Bunu bana ver, Isparta'ya gideyim mi dedi. He. Mustafa, oradasın sen o zaman. Niye saklıyorsun? Niye saklayacağım ben dedim hanım? Oradasın işte. Ne oradayım ben ya? Herkes öyle söylüyor. Oğlun diyor. Mevlüt diyor. Bak karın diyor. Merhaba ya, dedi. Ya Didem Hanım, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya oradaysan herkes orada ya, olduğunu söylüyor. Ya burada hepsi doğru konuşuyor da ben mi yalan konuşuyorum? Ya oğlum ne söylüyor? Sensin. Söylesin. Oğlum da söylüyor. Burası bunun yönlendirmesi. Öyle mi? Herkes mi yönlendiriyor Mustafa? Ya köydeydim. Ben senin karınla hiç... Didem Hanım, ne hatırlayacağım ya? Ya Hızır gibi hafıza kaybı mı yaşıyorsun? Ne hafıza kaybı yapacağım? Sen yaşarsın, ben de hafıza kaybını yaşamam Didem Hanım. Yaşamaz Didem Hanım. Ben yaşamam diyorum. Oğlum hatırla, kızına ne oldu biliyorsundur. Ne bileyim ben ne olduğunu, ona sorun ya. Ben ne bileyim, ben mi kaybettim kızı ya? Sen kaybettin tabii. Oradaysan biliyorsun bir şeyler ya. Köyde olmadığını söylüyorsun. Mevlüt köyde diyor. Eşin köyde diyor. Herkes köyde olduğunu söylüyor senin ya. Ya köydeydim ya. Köydeydim Didem Hanım. Köydeysen o zaman ne biliyorsun? Ben bir şey bilmiyorum. Tamam mı? O diyor ya şimdiye kadar ben bir şey bilmiyorum diye. Bir de ben diyeyim bir şey bilmiyorum diye. Ben buraya geldim geri harbi lafları konuştum. Eşyaları ben de bir yamuk da, olmaz. Eşyaları da beraber tamam taşımışsınız ya. Kimle taşımışız? Melda'nın taşımışız. Mevlüt Bey'e söyler misiniz? Eşyalar taşındığı sırada orada mıydı? Belinle taşımadın, eşyaları taşıdın da bilen arkadaşlar var. Ben onları söyledim. İfadelerini de verdiler, tamam mı? Sen orada eşyaları taşıdın da kendin taşımışsın, eşyaları arabaya kendin yüklemişsin. Onları da bağlan yayına. Tehdit edemedin mi onları? Olur, herkes ifadesini verdi, onlar sıkıntı yok. Mi? İfadesini verdiler onlara. Seni eşya taşırken görenler de ifadesini vermişler. Versin ha. O zaman bize gerçekleri söyle artık. Oradaysan da oradasın ya. Ben ne gerçeği söyleyeceğim Didem Hanım? Orada mısın değil misin? Onun dediği gibi ben de diyeyim size. Ben açıklarsam ne vereceksiniz? Ha? Onun dediği gibi ben de diyeyim o zaman hadi. Ha? Didem Hanım. Peki bakın, Mustafa. Ben de kıvırtma olmaz. Mustafa. Didem Hanım. Ben de kıvırtma olmaz Didem Hanım. Söyle Mevlüt, söyle. Çocuğun kayıp. Pazarlık yapma orada. Biliyorsan, satmadıysan çocuğunu... Bir şekilde bir iş, başına işletire kendinsin. Sen kimsin sen, lan? Sen Isparta'dan geldikten sen sonra... Sen kimsin Isparta'dan lan? Kimsin? Geldikten sonra... Sen... Dinle. Küfür yok. Senin vallahi bak... Bana küfür etme, ben sana küfür etmiyorum, dinle. Yarın köydeyim, bekle dinle. Beni. Yarın köydeyim, bekle beni. Bekliyorum, bekliyorum. Gel, tamam, gel, bekle. Bekliyorum, gel. Tamam, bekle. Sen kanka. Benim bacanağımı... Ben damadıma bacanağımın evini alacaksın diye gelmedin mi benim yanıma? Bu Osman Haydi Odun'un evini alıver bana diye. Pazarlık ettirmedin mi? Araya buldurucu çokmadın mı benim damadımı alıvereceğim diye? Isparta'dan geldikten sonra. Ben böyle bir şey konuştum mu onunla? Ben bilmiyorum. Damadımıza ev mi alıvereceydik? Ben bilmiyorum.
Sen misin konuşan? Ben karın lütfen. Değil, kendin konuştun, kendin. Ben değilim. Ben doğru ver lan damadı uzman evi. Niye alamadın? Geç, niye gel getirttirmedin damadını? Çağır getirin gel arasın bulalım. 200 bin lira satın. 200 bin lira. Niye alamadın madem? 200 bin lira istemedin benim bacarak. Benim bacarak 200 bin lira istemedim o eve. Buranın galiba seninle arkasına dolaşıp bakmadık mı ne kadar metre olduğunu? Kim de seninle öyle mi? Benle damadım tabii. Damadım alıvereceğim oğlum ben evi. Buradan aynen, aynen. Çıkarmışsın, para yok. Nereden alıvereceğim ben evi lan? Ha? Nasıl damadın? Damadım alıvereceğim diye kendin için. İyi bakalım. Milleti kandırdın. Mevlüt Bey bir şey rica edebilir miyim? Yarın bekle, yarın beraber Mustafa, bir dakika, ikinize de söylüyorum. Yarın bekle, lütfen konuşmalarınıza dikkat edin. Karşılıklı olarak ne söyleyeceksiniz söyleyin ama küfür yok, hakaret yok. Didem Hanım, Didem Hanım. Mevlüt Bey, bana şunu söyler misiniz? Ben edemez, o da edemez. Ben ona hakaret etmiyorum. O da edemez. Bana hakaret ettiği sürece karşılığını veririm. Tamam, yarın ve yarın. Bana hakaret, ben ona hakaret etmiyorum. Hakaret ettiği sürece karşılığını veririm. Yarın bekle. Lan gel oğlum, gel gel, benim yerim belli, gel. Tamam, ben senin yerini de biliyorum, yurdunu da biliyorum. Bekle orada sen beni. O kardeşini tamam, de çağır. Tamam, yurdunu bekle, her şeyimi bekle. Gel, gel, buradayım yarın ben. Yarın kardeşini de çağır. Evvela geç çocuğu bul. Evvela geç çocuğu çıkar. Neredeyse satmadıysan sensin bunu kaybeden. Tanan anam tamam benim çocuğumun acısı. Sen mi bunu vereceksin? Sen mi bunu o vereceksin? O zaman milletin ortasına çıkmayacaksın. Milletin ortasına çıkıp da benim çocuğum bul, bura langır langır heriflik yapmayacaksın. Tamam mı? Hadi şurada küfür etmeyeceğim ben sana. Edemezsin zaten. Tamam, yarın bir görüşürüz seninle. Edemezsin. Tamam. O parmağını kaldırmayacaksın mı? Herkese tamam ceset yoksa, ceset yoksa beni bulamazlar niye dedin? Kime dedim? Ha? Kime dedim? Köydekileri neden dedin? Ne dedim ya? Cesedi bulamayacaklar. Dolayısıyla ceset yoksa cinayet de yoktur neden dedin? Bul o zaman onda cinayet. Bulacağım. Bul o zaman. Ceset yoksa cinayet. Orada jandarmanın bir tanesi ne demiş dedi, ki. Ne bir dedi söyleyeyim bir dakika. Olmasa bile cinayet olabilir. Ben bunu kime dediysem çıkarım. Hayır, hayır. Tamam, tamam bir dakika. Kime ceset yoksa ceset yoksa cinayet de yoktur diyorsun. Tamam mı? Tamam. Ha, dedirme demedin mi? Dedirme ben, demedin mi? Ben, ceset ben, yoksa ben, beni suçlayamazlar. Ceset yoksa Mustafa bunu her yerde söylemişsin. Her yere herkese söylemişsin. Kimlere söylediğini de biliyorum. Köyde de söylüyorsun, burada da söylüyorsun. Ceset yoksa beni suçlayamazlar. Neden dedin? Bunu bana söylemek zorundasın Mustafa. Vurmuyorum o zaman. Tamam, bana söyler misin? Bana söyler misin? Ceset yoksa... Hayır değilim, gazeteciyim ben. Gazeteci de soru sorar. Ve ben bu hakkı anayasa... ...öğreneceksin sen Mustafa. Gazeteci anayasadan aldığı hakta soru sorar. Ben sana şunu soruyorum. Ceset yoksa, cinayet de yoktur. Neden dedin? Neden dedin? Kızım. Diyorsun. Kızının cesedini nereye gömdün Mustafa? Nereye gömdün? Nereye gömdün? Kızının cesedini sen nereye gömdün? Kızının cesedini nereye gömdün? Söylemek zorundasın. Yazık günah. Yazık günah. Yazık günah. 15 yaşındaki bir kıza. Kıydın mı Mustafa? Umurumda kıydın mı? Kıydın mı? 15 yaşındaki bir çocuğa kıydın mı? Kıydın mı? O zaman bulun. O zaman ceset... ben nereye gömdüm? Cinayet yoktur diye neden söyledin? Allah Allah. Yeter ya. Bunu söylemiş biliyor musun? Ceset yoksa cinayet de yoktur. Bunu biliyor, biliyor ama her şeyi biliyor. Kızını öldürdüğünü kabul ettiği anlamına gelir bu söz. Ceset yoksa cinayet de yok demek. Kızını öldürdüğünü kabul ettiği anlamına gelmez mi? Bal gibi de gelir. Anayasanın her şeyini biliyor dedim ama. Bal gibi de bilir yani. Bir gazeteci soru soracağım tabii ya. Her şeyi biliyor. Nereye gitti? Nereye gitti yine sevgilisinin kanat? Yani. Mustafa'nın istediği konuklar ekrana gelecek. Mustafa'nın istemediği konuklar ekrana... Dedik herhalde bir bildiği var. Ama sevgili izleyiciler hem burada hem de köyde... Mevlüt Bey'le de konuşacağım bu arada. Mevlüt Bey almayın ekrana. Le de verin lütfen. Ceset yoksa cinayet de yoktur diyor. Tamam, ceset yoksa cezaevine de beni kimse sokamaz diyor.
öyle bir şey yok Didem Hanım. Yargıtay'ın ceza genel kurulunun dahi kararı var. Artık maddi deliller, olağan hayatın akışına aykırı fiiller makul şüpheyi aşmışsa, hakim vicdani kanaat getiriyorsa bal gibi cinayet kabul ediliyor ve katiller inanın cezalandırıldı. İnşallah. Gelsin sorularınızı yanıt versin ya. Dönecekmiş tekrar stüdyoya. Lütfen yani. Allah Allah. Sıkıştık sıra kaçıyor. Çok önemli sorular soruyoruz. Mevlüt Bey şunu söylediniz siz. Mustafa geliyor, duyuyorsa bize buna yanıt versin. Geliyor musun Mustafa? Ne yapıyorsun? Ne, gelmiyor musun? Oradan mı izleyeceğim bizi? Ne oldu? Sen bunu dedin mi demedin mi? Bana söyler misin lütfen? Bu sözü kullandın mı kullanmadın mı? Nereye gidiyor arkadaşlar? Ceket almaya. Ceketini almaya gelmiş. Bak ceset yoksa beni cezaevine sokamazlar. Mustafa çok önemli. Ceset yoksa beni cezaevine sokamazlar dedin mi demedin mi? Bunlar da kayıt altında. Kayıt altında. Ben sana da parmak sallıyorum. Kayıt altında. Ceset yoksa cezaevine beni sokamazlar dediğin her şey kayıt altındaydı Mustafa. Evinizden gelen arkadaşlar. Tamam mı? Tamam mı Mustafa? Tamam. Ha. O kızı neden öldürdün ya? O kızı neden öldürdün? Ne oldu da öldürdün? Ha? Bir dakika bakalım. Hayır, almayın, almayın istiyor, istemiyorum. Almayın, götürün bunu, götürün. Çocuğu öldürürken yanında mıydın? Ha? Ben çocuğu öldürürken yanında mıydın? Ama öyle söylüyorlar. Kim söylüyor onu? Kim söylüyor? Kim söyledi onu? Bak eşin söylüyor. Yanında mıydı öldürürken? Evet. Eşin söylüyor. O zaman öldürürken yanındaydı o zaman. Eşin söylüyor. O da bence yanında. O zaman yanındaydı o zaman. Bence de geliyor, evet. Sen götüren. Evet, aynı fikirdeyim. Bana diyeceğim o arada de o zaman. Ona da söyleyeceğim. Tamam mı? Önce sen ben öldürdüysem, gömdüysem. Bu da biliyor. Bulun o zaman sen. Siz de bulun o zaman. O da biliyor. Tamam o zaman buraya buldurun o zaman. Ha? O zaman onu buldurun. Bulunmadığını da zannetmiyorum. O zaman bana yardım yataklık yaptı o zaman. Yardım yataklık yaptı o zaman. Bulun o zaman. Belki de bulundu ceset. Ben bu harbiye gibi kendimi savunmaya geldim. Ama bana hakaret edemezsiniz. Belki de kızının cesedi bulundu. Belki de kızının cesedi bulundu. Belki de bulundu. Bulduysan Allah razı olsun senden. Tamam rahat ol sen Allah ya. Allah razı olsun sen. Rahat ol ya. Rahat ol sen. Belki de bulundu. Bir bakar mısın? Allah Allah ya. Sorulardan niye rahatsız oluyor? Ya alın stüdyoda. Alın ekrandan ya. Ha böyle bir şey olamaz yani. Yine Zeynep'in yanına gidiyor. Zeynep sana sesleniyorum. Sen katil olmadığından emin, ya daha bilmediğin bir insanın yanında neden duruyorsun? Ha? Neden duruyorsun? Çıkarın için neyine mi duruyorsun? Neyine inanıyorsun? Çıkarın için mi duruyorsun? Sen nasıl güveniyorsun? Nasıl duruyorsun? Ha Zeynep? Senin amacın ne Zeynep? Hakkında bir soruşturma yürütülen 15 yaşındaki bir kıza annesiyle birlikte olduğu iddia edilen, öyle iddia ediliyor. Tek başına da olabilir. Öldürdüğü iddia edilen bir adamın yanında hangi gerekçeyle? Neden duruyorsun Zeynep? Ne biliyorsun diye. Bildiklerini anlatmak durumundasın. Mevlüt, senden mi rahatsız oldu bu?